Küçücük balıklar derede yüzüyordu. Bir sağa yüzüyordu, bir de sola yüzüyordu. Kocaman balıklar görünce hemen koşup saklanıyordu. Merhaba benim küçük balığım. Hoş geldin derse. Ben senin canın öğretmenin. Bu sene sana okumayı ve yazmayı öğretmek için buraya geldim. Sen de geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi seninle beraber öncelikle az önce anlattığım oyundaki gibi kocaman balıklar görüp o saklanan minicik balıksınız şu anda. Sonra siz zamanla böyle büyüyeceksiniz. Okumayı öğreneceksiniz, yazmayı öğreneceksiniz ve o sırada ben senin yanında olacağım. Evet, ben sana yardım edeceğim, tamam mı? O zaman hadi ilk sesimizle başlayalım. Beni tekrar etmeni istiyorum, tamam mı? Çocuklar, biz bu sesi çıkarınca böyle şaşırıyoruz. Hadi beraber şaşıralım mı? Tamam, benim yaptıklarımın aynısını yap, tamam mı? Haydi. Sen nasıl şaşırıyorsun? Evet, doğru duydun. Tekrar et. Bir daha. Evet, tekrar et. Aynen, tekrar et. Hadi, duyuyorum ben seni. Hadi. Aferin sana. Peki sana burada bir arkadaşımı göstereceğim. Bak bakalım. Ayı. Hangi sesle başlıyor? A sesiyle başlıyor. Evet, ayı. Peki bu ayıcık da bu dersimize katılsın mı? Evet, o da katılsın. Doğru söylüyorsunuz. Hadi bakalım. Tahtada astığım bu görsellere dikkatli bir şekilde bakın. Bu görsellerin isminde A sesi var mı ona bakacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Ayva. Tekrar et. Ayva. 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 Evet. İlk duyduğum ses A sesi. O zaman başta A sesi var. Yapıştıralım. Evet. Peki başka? Ayva. Evet, A sesi bir de sonda var. Doğru. Peki buraya da yıldızımızı takalım. Şimdi buna bakalım. Arı, vız vız vız. Arı, vız vız vız. Tekrar et. Tamam, sen de tekrar et. Arı. Arı. Hangi sesle başlıyor? A sesiyle başlıyor. Doğru söyledin. Aferin sana. O zaman ilk baştaki kutucuğa senin için yıldızı taktım. Aferin. Şimdi buna bakalım. Ya, ne tatlı bir zebra. 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 Duydun mu? Tekrar edersen beni sesi duyarsın. Zebra. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. A sesi var. İçinde A sesi var. Zebra. Duydun. Aferin. Peki nerede? Başında mı? Ortasında mı? Sonunda mı? Zebra. Evet. Sonunda. Doğru söyledin. Aferin sana. Peki. Yapıştıralım. Zebra. En son duyduğum için son kutucuğa taktım. Peki ben şimdi tahtayı temizleyip yeni görseller takayım.
Derse devam edelim, olur mu? Yeni görseller taktım. Haydi devam edelim. Bakalım. Aa, çok tatlı. Bakın çocuklar. Burada bir sincap var. Tekrar et beni. Sincap. Sincap. Duydun mu? Evet, tekrar ettiğin zaman duyuyorsun değil mi? Sincap. Peki başında duydun mu? Başında değil. Peki sonunda duydun mu? Sincap. Evet, doğru, sonunda da yok. Peki nerede olabilir? Ortada. Evet, doğru söyledin. O zaman takalım. Ortadaki kutucuğa yıldızı takalım. Peki kimin doğum günü bakalım bugün? Acaba aramızda doğum günü olan var mı? Doğum günü olan parmak kaldırsın. Parmak kaldırsın doğum günü olan. Tamam. Pasta. Pasta. Tekrar et benimle. Pasta. Evet. Peki bakalım. Pasta. Başında var mı? Pasta. Başında yok. Peki bakalım sonunda var mı? Pasta. Tekrar et. Pasta. Evet. Bir tane sonunda var duydum. Ama çocuklar sanki bir tane daha var değil mi? Duyuyor musunuz onu da? Pasta. Evet, ortada da var bir tane değil mi? Doğru söyledin. Aferin. Peki buna bakalım. Yazın sıcak sıcak ne kadar güzel oluyor değil mi? Dondurma. Dondurma. A sesini duydun mu? Tekrar et beni. Dondurma. Evet, sonunda. Sonunda var. Takalım. Dondurma, dondurma. Bakın. Burada ne var? Zürafa. 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 Başında var mı? Başında var mı? Zürafa. Başında a sesi var mı? Yok, değil mi? Peki sonuna bakalım. Bakalım sonunda var mı? Zürafa. Evet. Sonunda var. Duydun. Aferin. Takalım o zaman. Peki sanki bir tane daha var. Zürafa. Başında var mıydı? Yok. Peki diğeri o zaman nerede? Biri sonda, diğeri de zürafa. Evet, duydun. Bir tanesi de ortasında, değil mi? Kelimenin ortasında. Buraya o zaman takalım. Evet çocuklar, şimdi bu sesi beraber yazalım mı? O zaman ben tahtayı değiştirip geliyorum. Evet çocuklar, şimdi beraber yazı yazalım. Çocuklar, yazı yazmak çok keyifli. Eğer bileğinizin çok yorulmasını istemiyorsanız yazı yazarken böyle çok fazla bastırmayın, olur mu? Çok bastırırsanız bileğiniz çok çabuk yorulur ve ağrır. Ve kalemi de 3 parmağınızın arasında tutun. Tamam mı? Bu şekilde. Ve bileğinizle yazı yazarken defterin üzerinde bu şekilde dursun, olur mu? Şu şekilde bileğinizi kırmayın. Bu şekilde. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki o zaman şimdi buraya, tahtaya bakın. Çocuklar, burada bizim sevimli mi sevimli bir maymunumuz var. Onun adını ben Mamo koydum. Mamo.
Mamo, mamo. Çocuklar, mamo derste bize yardımcı olacak. Harfi nereye yazacağımız konusunda bize rehberlik edecek. Şimdi küçük A sesini mamonun karnının olduğu yani bu sarı kısma yazıyorum. Evet, dikkatli bir şekilde bak. Başlangıç noktam çok önemli. Şu kesik kesik çizginin altından başlıyorum. Önce şu şekilde yapıyorum. Sonra kalemi kaldırdım. Sonra bu açık alanı kapatmamız gerekiyor. Onu da yukarıdan dümdüz getirdiğimiz bir çizgiyle kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir parmak boşluk. Tekrar bir daha göstereyim. Evet, yukarıdan dümdüz. Şimdi bu satırın sonuna kadar araya bir parmak boşluk koyarak seninle beraber yazalım. Olur mu? Olur, iyi bakalım. O zaman beraber yazalım. Haydi. Ne yapıyorum? Başlangıç noktama dikkat ediyorum. Geldim. Kalemimi kaldırdım. Şu boşluğu kapatıyorum. Geldim. Bir parmak boşluk. Bu şekilde başladım. Kaldırdım parmağımı. Yukarıdan aşağı bu aralığı kapatıyorum. Bir parmak boşluk. Geldim. Şu aralığı kapattım. Bir parmak boşluk. Bakın çocuklar, yazı yazarken bu boşta kalan elinizle defterinizi bu şekilde tutun. Tamam mı? O zaman defteriniz daha düzgün durur ve siz de yazdığınız yazının üzerine çok fazla eğilmemiş olursunuz. Çok eğildiğiniz zaman hem buralarınız ağrıyor çocuklar, hem kendinizi daha fazla yorgun hissediyorsunuz. O zaman da yazı yazmak eğlenceli olmaktan çıkıp çok yorucu bir hale gelmeye başlıyor. O zaman devam edelim. Bu şekilde geldim. Arayı kapattım. Geldim. Kapıyı kapattım. Geldim. Kapıyı kapattım. Geldim. Kapıyı kapattım. Beraber satır sonuna kadar gelelim. Bir parmak boşluk. Geldim. Kapıyı kapattım. Bir parmak boşluk. Geldim. Kapıyı kapattım. Geldim. Kapıyı kapattım. Şöyle yetişsin. Heh. Geldim. Ve kapıyı kapattım. Bu şekilde satırın sonuna kadar gelip yazıyorum çocuklar. Şimdi sizinle beraber büyük A sesini öğrenelim. Büyük A sesinde çocuklar önce bir çatı yapıyoruz. Ya da çadır gibi düşünebilirsiniz. Bir çatı yapıyoruz. Çatının da bacakları bu şekilde dümdüz olsun. Tamam mı? Bak, gösteriyorum. Yukarıdan aşağıya doğru mavi çizgideyim. Bir, kaldırdım. İki, kaldırdım. Soldan sağa çizgimi çizdim. Bir parmak boşluk. Bir, kaldırdım. İki, kaldırdım. Ve soldan sağa bir kemer yapıyorum ona. Bu da onun kemeri olsun, olur mu? Bir parmak boşluk. İndim. İndim. Kemerini taktım. İndim. İndim. Kemerini taktım. A. A. Devam ediyoruz. A, ne kadar güzel bir yazı. A. 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 Evet çocuklar, bu şekilde satır sonuna kadar yazıyorum. Şimdi de bir küçük bir de büyük A yazalım. Olur mu? Geldim, buradayım. Sarı kısımda ne yapıyordum? Bu şekilde bir çizgi yapıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Evet, A. Büyük A yapalım. A, 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 A. A, A, A. Evet çocuklar, bu şekilde satır sonuna kadar yazın. Ve bunlardan çocuklar 6'şer tane yazmanızı istiyorum. Neden bu kadar çok yazı yazmanızı istiyorum? Çünkü çocuklar yazdıkça pratiklik kazanacaksınız. Ve daha kolay, daha rahat yazı yazabileceksiniz. Ve bunlar bizim ilk öğrendiğimiz ses olduğu için de daha çok yazı yazarak bu işe başlamamız gerekiyor. Evet sevgili öğrencilerim, dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi şimdiden
Çok ama çok sevdim. Bir sonraki dersi tekrar gel, tamam mı? Peki, bekliyorum seni o zaman. Dersi beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çocuklar, eğer yazılarınızı benimle paylaşmak isterseniz Canan Kardeş Öğretmen Instagram hesabından bana fotoğraf gönderebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın.